Herkese merhaba. Bir delilik yaptım ve 1,5 aylık bir seyahate çıkacağım. Birkaç saat içinde, aslında bir saat içinde havaalanına gitmem gerekiyor. Ya da yolda olmam gerekiyor daha doğrusu. Heyecanlıyım ama biraz ne bileyim, stres altındayım. Bu kadar uzun tek başıma hiçbir yere gitmemiştim. Panama'ya gideceğim. Panama'da bir arkadaşım var. 2018 senesinde sanırım onun yanına gitmiştim. Ondan sonra onunla ve kocasıyla kalacağım ve Panama'da geçen gittiğimde sadece bir haftalığına kalmıştım. Bu sefer 3 hafta orada olacağım. Ve gezeceğiz. Tabii ki siz de geleceksiniz yanımda. Ondan sonra Austin, Texas'a gideceğim. Austin'e, Texas'a gidişim sanırım ya taşındıktan sonra, 2015'te taşındıktan sonra bir kere, bir ay sonra arkadaşımın düğünü için gitmiştim. O zamandan beri Texas'a gitmedim sanırım. Sanmıyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Ve ondan sonra da Las Vegas'a gideceğim. Ve planlarım arasında Zion var ama gider miyim, gitmez miyim daha belli değil. Duke babasıyla, eski eşimle. O yüzden onu pek düşünmek zorunda değilim. Yani ne yapacak bensiz gibisinden. Ama tabii ki de çok özleyeceğim onu. Ve heyecanlıyım. Birazdan gideceğim. Eşyalarım hazır. Valizimi iki kere açtım yeniden ve yeniden toparladım. Çok fazla şey getiriyorum diye. Ama yine çok fazla şey getirdiğimi düşünüyorum. Ama 1,5 ay yokum. Geldiğimde de 2 hafta evde olacağım. 2 haftadan sonra da taşınacağım. Heyecan ve stres altındayım. Bakalım neler yapacağız. Evde yemek olmadığı için dışarıdan döner aldım. Döner değil. Ama bayağı büyük değil mi sizce? Son kitaplardan bahsettiğim videodan sonra bu 3 kitabı bitirdim. Bir haftada kimim ben bilmiyorum. Çünkü genelde bu kadar hızlı ve bu kadar sıklıkta kitap bitirmiyorum. Ama yani iyi gidiyor bence. Ondan sonra sabahleyin de bu kitabı bitirdim. Ve seyahate çıkıyorum. Yanımda şu 2 kitap geliyor. Bayağı büyükler. O yüzden 2 tane sanırım 1,5 ay için yeterli olur umarım. Herkese yeniden merhaba. Panama'dayım ve evden çekecektim. Kaldım evden ama çok sesliydi orası. Ondan sonra dedim ki sahile ineyim o zaman. Ama sahilde de bu güzel sesi duyabiliyorsunuz. Ama eminim beni çok iyi duyamayacaksınız. Sabah yürüyüşüme geldim. Burada da hala erkenden kalkıyorum. Dün sabah 6.30'da kalktım. Bu sabah 7.30'da kalktım. Vancouver 2 saat geride. Alıştım sayılır buranın saat farkına. O yüzden yine de erkenden kalkabiliyorum ve işime hala buradan da çalışıyorum. Evden nasıl çalıştığım hakkında bu videoda sizlere anlatacağım. Çünkü onun üstüne çok soru aldım. İşimi bırakmadım ve tatildeyim sayılır ama uzun bir tatil olduğu için aynı zamanda buradan da çalışıyorum. Ben 2 saat ileride olduğum için iş arkadaşlarım benden sonra başladıkları için sabahları yapmam gerekeni yapıyorum. Ondan sonra onlarla işte Zoom toplantılarımız oluyor. Orada konuşuyorum. Onun dışında çok fazla bir değişiklik olmadığı için de ama sabahları burada yürüyüş yaparak geçiyor. Ve çok mutluyum bunun için. Sizlere eve döndüğümde umarım ses gitmiş olur. Çünkü dışarıda işte çimleri toparlıyorlar. O yüzden o makinenin sesi olduğu için pek duyulmuyor. Ya da ben çok rahatsız oldum. Eminim siz de rahatsız olacaktınız. Ama geri döndüğümde nasıl evden çalışıyorum ya da Panama'dan nasıl çalışıyorum ondan bahsedeceğim.
Nereye gitsem fark etmez. Yanımda her zaman bir tanecik dostum. Şu şişem, su şişem benimle geliyor. Su içmeyi unutmuyoruz. Özellikle sıcak havada. Ve şimdi evdeyim. Odamdayım. Burada kalıyorum. Birkaç gündür burada kalıyorum. Ve yarın bir başka şehire gideceğiz. Panama'da arkadaşım var. Birkaç sene önce buraya gelmişti ilk tanıştığımızda bir başka arkadaşımla. Bira fabrikası, fabrika değil artık yani biracı, brewery sahibi ve geldiğim arkadaşım da bira yapan bir kızdı. Onunla işte tatile geldim. Bu sefer de uzaktan çalışma izinim olduğu için ya da şansım olduğu için buraya biraz daha uzunluğuna geldim. 3 hafta burada olacağım. Ve arkadaşlarımla kalıyorum. O yüzden çok 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 mutluyum. Çok minnettarım. Çünkü bunu otelde kalmaya çalışsam bu kadar uzun kalamazdım kesinlikle. Ve nasıl evden çalışıyorum ya da uzaktan çalışıyorum ondan da bahsetmek istedim. Çünkü bunun üstüne çok soru aldım. YouTube'dan olsun ya da Instagram'dan olsun nasıl evden çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ne iş yaptım? Üstüne bir video çekmiştim daha önceden kanalımda ara vermeden önce. Aynı işi yapıyorum ama farklı bir firma için yapıyorum şimdi. Daha önceden bira markası için çalışıyordum. Şimdi de spor giyin markasında çalışıyorum. Bilmiyorum duydunuz mu ama Lululemon diye bir marka. Kuzey Amerika'da çok büyük, senelerdir çok büyük ve son zamanlarda işte Avrupa, Avustralya, Çin oralara da expand olduk. Yani oralara da satış yapmaya başladık. Ama Kanada bir firma, Kanada'da doğmuş bir marka ve hayatım boyunca demeyeyim. Lise ve üniversite hayatımdan beri çok çok sevdiğim bir marka ve bu marka için çalışabilmem beni çok çok mutlu ediyor. Hala birayı seviyorum. Hala bira hakkında da postlar yapıyorum. The Girl With Beer Instagram hesabından. Zaten o hesabı başlattığımı söylediğimde ve YouTube kanalı açtığımı söylediğimde birkaç kişi kimse izlemez falan demişti ama onun sayesinde Panama'da 3 sene sonra 3 haftalığına gelebildim. O Instagram hesabından tanışmıştım burada kaldığım çifti. Ve o hesap sayesinde de çok çok fazla imkanlarım oldu ve çok çok mutluyum. Onun dışında ama şu anda da en sevdiğim markalardan biri için çalışabildiğim beni çok mutlu ediyor. Ve nasıl evden çalışıyorum? Yaptığım iş zaten ofiste olmak zorunda değilim. Digital marketing, yani dijital her şey. Ve pandemiden sonra zaten herkes evden çalışmaya başladı. Zoom üstünden toplantılarımız oluyor. Ve zaten çalıştığım partnerler New York'tan çoğu ve Vancouver'da yaşıyorum ve Vancouver'da headquarter, yani Vancouver'da ofisimiz. Öyle olmasına rağmen pandemi olmadan önce de, COVID olmadan önce de Zoom'la zaten onlarla görüşülüyordu. Ben daha henüz firmaya katılmadan önce. Bu nedenle yani çok böyle ofiste olmak zorunda değilim. Onun dışında da açıkçası çok anlayışlı ve çok iyi bir menajerim var. Benim yaşıma yakın çok böyle ofiste olmak zorunda değilsin, günde 8 saat çalışmanı bekliyorum ama yani işini yap, saat kaçta yaptın, kaç saatte yaptın beni umurumda değil. İşini hallet, o kadar. Ve iş saatlerinde açık ol. Eğer ihtiyacımız varsa sana mesaj gönderdiğinde, e-mail gönderdiğinde cevapla iş saatlerinde. Onun dışında nerede olduysan ol, pek umurumda değil. Zaten geçen ay tatile gitmiştim Meksika'ya. O zaman tatil olarak aldım zamanımı. Yani PTO, personal time off diye geçiyor burada. Geldiğimde işte keşke
uzun süre kalabilsem demiştim. O da istersen yani bir ay boyunca Costa Rica ya da Meksika bir yerde çalışmak istiyorsan, oradan çalışmak istiyorsan, orada yaşamak istiyorsan benim için sorun değil demişti. Onu dediği an ben zaten buradaki arkadaşıma hemen mesaj gönderdim. Ben geliyorum. 3 hafta kalsam çok fazla zaman mı olur dedi. O da hayır, lütfen gel dedi. Ben de geldim. Çalışmak için tek ihtiyacım olan şey zaten iş, laptopum ve o kadar, internet. Onun dışında pek ihtiyacım yok başka bir şey. Şu ikisi de yardımcı oluyor. Ve tabii ki internet. Öyle, bu şekilde çalışıyorum. Açıkçası yaptığım iş çok farklı bir şey değil. Ve evden çalışma nedenim de çok farklı bir şey değil. Sadece bütün herkes son iki senedir evden çalışıyordu. Şimdi ofisimiz açık. Eğer ofise gitmek isterseniz gidebiliyorsunuz. Ama ofise gitmek biraz sorunlu değil. Ama işlem istiyor. Mesela gitmeden önce yer ayırmanız gerekiyor ve yeterince yer varsa o zaman ofise gidebiliyorsunuz. Yoksa evden çalışmanız gerekiyor. Yani çok şey değil. Beklenen bir şey değil ofise gitmek şu anda. Ve bizden çoğumuz da evden çalışmaya alıştığımız için ofise geri dönmek istemiyoruz. Ve benim takımım, benim yakın çalıştığım iş arkadaşlarım zaten Kanada'da yaşamıyorlar. Menajerim Utah eyaletinde yaşıyor. Onun menajeri ve ikimizin menajeri de Seattle, Washington'da yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Ondan sonra yeni katılan kişi, daha henüz başlamadı, o da katılacak. Colorado eyaletinde yaşıyor. Amerika'da yaşıyor yani. Ve benim bu üçle yakın çalışıyorum. Ve daha uzaktan çalıştım ama yine de yakın sayılır çalıştığım takımlarda bazıları işte Vancouver'da yaşıyor, bazıları başka yerlerde yaşıyor. Çünkü yani çok böyle ofise gidip beraber çalışacağız gibisinden bir şey de yok. Çünkü kimse oturduğum yerde oturmuyor. Aynı şehirde yaşamıyoruz. Neyse, o şekilde anlatmak istedim. Pek özel bir şey yapmıyorum, pek özel bir durumda değil. Sadece çok anlayışlı bir menajerim var ve onunla konuştuğumda ya yapabilirsin dedi, ben de tamam yaparım dedim ve yaptım. Seyahat benim için çok önemli bir şey, çok sevdiğim bir şey ve son iki senedir yapamadığım bir şey olduğu için gelmek istedim ve uçak bileti ucuz değil. Ucuz olmadığı için de sayılsın istedim yani. Burada biraz kalayım da uzun süre. Ve burada Amerikan doları kullanıyorlar. Ama yine de her şey çok çok ucuz diyemem. Ama Kanada'ya göre, Vancouver'a göre yemek içmek çok çok daha ucuz. Daha uygun fiyatlı. Özellikle benim için. Bu kadardı. Bugünkü videoyu burada bırakacağım. Ama tabii ki Panama'daki videolar devam edecek. Umarım hoşunuza gider. Ve kanalıma henüz abone değilseniz lütfen subscribe olun. Ve Instagram ve TikTok'tan da takip etmek isterseniz. İki Instagram hesabım var. Birisinde Türkçe'de yazıyorum. Diğerinde sadece bira üstüne olduğu için sadece İngilizce yazıyorum. O kanalların hepsinde linkini bilgi kutusuna koyacağım zaten. Okay. Bugünkü video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir, zevk almışsınızdır. Pek bir şey anlatmadım sanki, öyle hissediyorum ama öyle. Okay, öptüm.